Mühterem Müslüman kardeşler, en birinci tekrar olmak size çağıracağım. Lakin bu sürete nail olmak hasat değil. Allah subhanahu teala bize bu sıfatın ayrılma yollarını gösterir. Ve hemsini bu sıfatlar uzaklaştıran yolları da gösterir. Allah subhanahu teala bu dini kamil adlandırır. Kamil yani hiç de ihtiyacı yoktu artık. Hemsini nimet adlandırır. Ve hemsini haber verir ki bize ancak bu dinle o bendelerine razıdır. Allah subhanahu teala buyurur ki اَلْيَوْمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا. Allah subhanahu teala bu ayrı buyurur ki Maide suresinin 3. ayetinde ben sizin dininizi kamil ettim. Yani Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dövründe artık din kamil idi. Onun gibi bid'at ehlini ne soruşandı ki bu ayenin manası nedir? Yok da var bir tefsir bu ayıyla. Çünkü eğer bid'at getirdiği bid'atta düz ise yani artık söyle. Onda da diyor ki her an din kamil dövülmüş. Falan Ahmet Fisal gelip dini doldurmalıydı falan esirde. Onlarda yoktu bu ayenin tefsiri. Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَلْيَمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Ben sizin size nimetimi tamamladım. Allah Teala bu dini nimet adlandırır. En büyük nimetlerden biridir insan için. Sonra hemşire ayağın kalanında buyurur ki اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ. Ve İslam dinini size razı bildim. Yani ben razıyam sizinle ancak o vakti siz İslam dinini götürseniz. Resul sağlasan yolun götürseniz. O vakti ben sizden razıyam. Eyyül Halis'e mühterem, Eyyül Halis'e mühterem kardeşler, Allah-u Teala bize saadet yolunu beyanlayıp Kur'an'da ve hemşire Resul sağlasan sünnada, sahih hadislerde yolunda ve hemşire pis yolları da, hasaret yolları da beğenliyim. Ona göre emredip ki, biz yakşı yollarla ahlak olamışak. Yakşı yolları tablolak. Ve pis yollarda çekildirir ve onun neticeleri de beğenliyim. Ona göre muhterem kardeşler, bugün biz bu kafirlerdeki olan bayramlara tokunuruk. Niçin bu mesele? Çünkü ihtiyaç var. Ve bilirsiniz ki bayramlar çoktur. Hususen kafirlerde. Ama Müslümanlarda az olur bayramlar. Ve bu bayramlar çok tansif ki Müslüman cemiyetleri götürüp özlerinde tatbik edirler. Ve bu da tabii ki onların akidelerine, itikadlarına, yani dinlerine, hem ahlaklarına, hem medeniyetlerine tesir edilir. Umumiyen İslam dini kadar etmiyor sen kafirle alaka kurasan. Yok, kafirle alaka kurma olan. Mesela ticaret etmeyi, yani işler görmeyi olan, haram değil. Lakin din, Allah'ın rahmi Resulü yani kadıganlı olanın adetlerini götürmeyi, olanın ahlakların, pis ahlakların götürmeyi, pis adetlerin, pis ahlakların ve özlü olarak okşatmak din bunları kadıganlıdır. Mesela yoktu ki biz görürüz ki Müslümanların çoksu bu adetleri tetbik ettiğinden sonra artık giribler esir edin günaha, Allah'ın dininden uzak düşürler, ahlak zayıflayıp, medeniyet, meneviyet zayıflayıp,
En büyük sahiplerden biri budur. Bu kafirlerin bayramları. Ve hiçbir olarak bayram edeb, ahlak üzerine kurulmur. Ne üzerine kurulur? İçki, zina, kumar vs. Bir daha hayır yoktur. Hayır yoktur bir daha. Aktarsan da tapa bilmezsen. Ona göre mühterem kardeşler, öyle olmak lazımdır ki onlar bizden faydalansın. Onlar bizden tesirlensin. Biz onlardan yok. Ve mesela biz tecrübe etmeliyiz ki diyor ki onlar bizden tesirlenmezler, onlar bizden tesirlenmezler. Tecrübe etmeliyiz. Çünkü bizim din kamildi. Ama onlarda yoktu. Ve din de iddia ettiler, din nakisti. Hadi kitaplar da o kitap değil. Onların ihtiyacı var o bayramlara. Mesela bir acı insan acı çörek yiyir. Ne kadar yiyecek? Yiyir doyur ahırda. Sonra devam edelim, ne kadar başka yemeğiler de olsa yiyir o. İhtiyacı yoktu. Onlarda da onların ihtiyacı var. Çünkü onlarda din yoktu. O cür ahlak, o cür bayramlar yoktu. Onu ya aç da var, götür ya 50 lira bayramlar. Ama biz Müslümanlar götürende bu tecrübelenir insan. Çünkü Müslüman başka bayram, başka dinin bayramlarını götürüyorsuna. Tecrübelenir Müslüman ki bu cür güzel ahlak, kamil din öyle bir acdır. Hem gelip başkalarından da götürür. Adam onda tecrübelenir. Şey yoktu ki bu neyden insan? İslam dininden hemen bunun haberi yoktu. Acdı böyle. Öyle doğulandan azmış. Böyle de bilmiyor, aktarır. Doğru mu? O acı da dönmeyecek insan. Onun gibi muhterem kardeşler, öyle demek lazımdı. Ölüyor bizden tersinlensin. Nece tersinlenmeyi? Savuklaşma lazım. Öz tarihimizi bilmek lazım. Hareketlerimize fikirlemek lazım. Biz öyle olan hareketler ne dedik? Ne farkı var? Onlar içiyor. Biz de içiriyor mesela bazılarımız. Onlar ne ölüyor? Biz de ölüyor bazılarımız. Ne farkı var? Lazım da onlar bizden götürsün. Onlar tersinlensin. Çünkü biz kamil dinde, yüksek medeniyette, yüksek ahlakta. Onun için muhterem kardeşler, mesela fikir versen, Allah subhanahu teala bizim halikimizdir. O bilir bizim neye ihtiyacımız var. Ne ihtiyaç var bizim için onu verir. Deyip bunu belirleyin. Bak bunu belirleyin. Bunu belirlemeyin. Allah Teala da bayram meselesinde bize iki tane bayram verir. Deyip bir besle size. Bunları ödün. Neyse lazım ben diyen kimi? Kifayet edir. Çünkü Halik odur, o bilir. Ne halk edir? Onun neye ihtiyacı var? Bir kurban bayramıdır, bir de Ramazan bayramı. Bu Müslüman bayramıdır. Hiç olmaz. Hele Müslüman devletlerinde başka bayramlar da olur, bazı bayramlar. Hele o meseleyi tokunmaya da düzgün değil. Çünkü cemaat hele, tezedir. Hele bu iki bayram hele başa düşmüyorlar. Şimdi durup olası bayramlar da tanelisi, düzgün değil. Birinci başı zaman lazım, bu üçü bayram nedir? Bu üçü bayramı olan hayatında tatbik, çalışmalar olan da hayatlarını tatbik etsinler. Gelen edenden sonra görecekler fergi ve lezzeti. Ona göre muhtemelen kardeşler, eğer fikir versin kafirlerde ne bayramlar var? Mesela, kadın bayramı. Kadınların bayramı, ağaç bayramı, ne bileyim, bir gün temizliği bayramıdır, bugün temizliği bayramıdır. Bir gün, ne bileyim, mesela validenlere hürmet bayramı, bir gün uşağı bayramıdır. Bir gün ne bileyim, ne bayramıdır? Subhanallah. Bir gün nasıl olsa ki, ey Müslüman, doğru da ne? 500'de böyle bayramlar yoktu, onlarda var.
Subhanallah bizden soruşa bilər. Deyirsən ki, Subhanallah, onlarda yoxdur, pardon. Onu bir ixtira ediblər özlərinə. O gəlir, deyir, bu bayram. O birisi, ama bizdə bayram var. Aydın deyir, özlə bizdə o sizinki bayramlar kündədir. Bizdə bayramlar əslimizdədir. Məsələn, təmizliyi müsəlman daima təmizləyən edir. Bir gün yox fəqat. Bir gün bayram, təmizliyi bayramı yoxdur. Hər gündür müsəlman üçün təmizliyi bayramı. Qadını hürmət. Hər gün müsəlman üçün. Bir gün deyil. Açanı hürmət. Hər gündür. Başqa məxluqa hürmət. Hər gündür. Bu cür bayramlar, onlardakı bayramlar bizim hələ kök, dinimizin kök əsaslarıdır. Lakin olmadığına görə o təmizliyə orada, olmadığına görə o əxlaq məcburlar çıxatsında. Ona görə biz görə o bayramları təbliğ etməyək. Təbliğ etmək olmaz. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, وَمَنْ عَدَلُّ مِنْ اِتَّقَى خَوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki kimin Allah buyurduğu yoldan başka yola keserse Allah subhanahu wa ta'ala onlarla zelaletli insan olabilir mi? Onlar zelaletli yolda olan olar mı? Yani çakşan Allah'ın yoluna başka yolu tutsa ve Allah ahda ayet buyurur ki Allah Teala Allah zalimlere hidayet vermez. Yani düz yola yönetmez. Ona göre kafirlere tebliğ etmeye bu meselelerde olmaz. Elmi olar mesela öyle tebliğ etsinler bize. Böyle demeye lazımdı. Ve biz böyle tebliğ etmeye kifayet kadar esaslı ama çünkü bizde her şey yüksek medeniyet var, yüksek ahlak, yüksek adet, enene. Onlar da yoktur, bilmir esirleri nedir, bilinmir. Ona göre ey bir Müslümana olan bayramı kaydetmeyi, ey! Ve büyük ulan. Çok teessüf ki biz onları təqrib etmişsin zərərli şeylərdə, faydalı şeylərdə etmirik. Harada zərərli şeylər var, onları təqrib etmişsin. Və məsələn, təqrib etmişsin ribada, sələmçilirdə, qumarda, cürbəzi şəkillər donlar deyir, donlayınə, təqrib etmişsin. Bu da bizə nə deyir? Mal cəhətindən bizə zərərdir. Ancaq zərərli şeyləri götürmüşsin. Mesela tevhid etmişi içkide, uydurucu, eşyalarda. O da bizim hem demeli bedenimize hem de ağırlığımızı mahvedir. Tevhid etmişi, kadınlar tevhid edip, olan kadınlardan. Onların keyfini giydiler. Tevhid edirler bunda. Evladlar, terbiye olur. Onların adeti ne? Düzgün değil. Bu yol hatadır. Yol hatadır. Onlar acdılar. Onlar her gün bayramlara ihtiyacı var. Çünkü mesela bir gün bir şey bayramlar, bir gün ne bileyim ne bayramı. Ama bizde de değil, biz Müslümanız. Allah subhanahu teala dini gönderir. Fakat öğren, oku, dinle önüne güzel şeyler var, temiz her şey, birer pis şey yoktur orada. Bir zararlı şey yoktur. Tapabilmezsen, aktarsan da, hamısı faydadır. Hamısı, insan için ve zemiyet için. Ona göre muhtemelen kardeşler, hemşe Resulullah sen buyurur ki, siz öbürsü ümmetlere tabi edeceksiniz. Hatta misal şeydir, bir tane heyvanı, varanı, varan heyvanı. Kertenkir yok şey, sahrada olur. Neyse ki deyir, o öz yuvasına gelmeyecek, o cürde yiyip gireceğiz, onun yuvasına arkasınca.
İstemem bu hadisin şerhine girin. Nasıl ne şun varan çekildi misal. Bu hadisin hikmeti var. Azul hutbeli bir hadis. Başın olmaz, ona göre Peygamber sana haber verir. Biz gerek koruyamaz bizi, öz adetlerimizi, öz dinimizi, etikadımızı. Tersinler mi? Ne için? Ne için? Çünkü bu hadisi, bu adetler, kafirlerden bayramlar, hamısı bir gördü, öz dinleri bize yeritmek için. Öz dinleri bize yeritmek için bir yoldu. Hepsinde bizi dinimizden uzaklaştırmak için bir yoldu. Ahlakı pozmak için. Gör nece değişiyor cemiyet. Tesevvürle. Onun bundan kalkışı değil artık. Değişilir. Ona göre olmaz bayramları, onların bayramlarını geydirmeyi. Hemsi Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e okşamalar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ''Men teşebbehe bi kavmin fahuna minhum.'' Kim özün? Başka kavmi okşatsa, o da onlarla olacak. Ve başka rivayette gelir ki, onlarla kıyamet günü heş olmayacak. Bazısı Ebu Davud Tirmizi ve Hakim rivayeti İbn-i Umar'la, radıyallahu anhüma. Ve çok tersif ki, şimdi de reklamı gelir onun. O bir bayram gelir, hansı ki 5-6 idi gayrılar. Bu adı da Valentin'di. Bu Valentin oradan geldi. O da bir mukaddesdi. Harada mukaddes oldu? Şunu getirdi beni. Çok teessüf ki... Çok teessüf ki televizyon ve meydan yöller bunu reklam edilir. İki haftalarını kalmış. Yeritme istiyorlar. İstiyorlar biz bu bayramı kaybediyoruz ama ölüyün, ölüyün bunu. Olmaz. Fahişelen bayramı kaybedemeyi. Diyor ki... O gün... Nasıl olur? Zinali kimse. Oyunu bayram edirler. Mugaddes gündür. Olmaz. Kim olsa o birinci dinine helma kiremi, öz milletine biz öyle milletteyiz ki onlar kimi hani şeyler diyor. Ona batıp gördüler. İstediler bizi de batırsınlar. Ona göre olaya tebliğ denemek olmaz olan bayramlarına, mühtemelen kardeşler. Allah subhanahu teala inşallah bizi bu tür fitnelerden korusun ya Rabbi. Allah subhanahu teala milletimize inanç versin. Allah subhanahu teala o ellerde ki Müslümanlar eziyet çekiyor. Allah subhanahu teala hüküm eylesin. Allah subhanahu teala kardeşler gelirler hükümeye. Allah subhanahu teala hatadan, beladan korusun ya Rabbi. Ve الله سبحانه كم خسر سواء شفاء برسن وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم